Rejissorumuz bizə bildirir ki, Bilal Meşə ilə telefon bağlantısı artıq hazırdır. Bilal bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo. Bilal bəy, hər vaxtınız xeyir. İyi günlər. İyi günlər dilərim, kolay gəlsin. Yayınlar diliyorum sizə. Bilal bəy, siz demək olar ki, onsuz da Türkiyədə siz bir idman yazarı kimi çox məşhurdunuz. Ancaq bu hadisədən sonra siz daha da məşhurlaşdınız. Nəinki Türkiyəyə, hətta mən deyərdim ki, bütün Türk dünyasına, digər ölkələrə. Ancaq təbii ki, münaqişə olması bir qədər bizi kədərləndirir. Ümumiyyətlə, nə baş vermişdi, nə baş verdi sizinlə Arda Turan arasında? Sizin o yazınız, Türkiyə milli komandası ilə o prim yazınız beləmi çox kötü idi mi ki, belə Arda Turanla aranızda bir münasibət korlandı? Uçaqda nələr baş vermişdi? Bu barədə xahiş edərdim. Şimdi tabii ki benim Arda Turanlarımda hiç sorulmadı. Yani 3 yıldır tanıyorum kendisini. Yani 3-4 Atatürk Komandit'e gittikten sonra orada kendisiyle ilk defa orada tanıştım. Orada röportaj yaptım. Ondan sonra böyle abi kardeş gibi bir ilişkimiz vardı. Bari. Fakat ben bu Avrupa Şampiyonu süresinde TRT'de olsun, gerekse gazetemde olsun, Milliyet'te, hiç bu lehinde en ufak hakaret içeren bir yazım olmadı. Yani herhangi bir şey yazmadım. Bu filmlerle ilgili. Hatta şöyle demiştim kendisine, bu takım kaptanıdır, paracı bir adam değildir, parayla pulla işi olmaz ama takım kaptanı olduğu için dolayısıyla futbolcularla teknik adam yani Fatih arasında köprüdür. Dolayısıyla bu pazarlıklarda yer alması normaldir diye yazar yazdım. Onun dışında herhangi bir şey hakaret içeren, ailesine falan yani şey, kendisi bana uçakta Üsküp'ten İtalya'ya gelirken biz tabii o uçakta bir kere şunu belirtmek istiyorum. Biz uçakta paramızla uçuyoruz. Yani bedava uçmadık. Misafir değiliz o uçakta. Paramızı verdik. Bütün 15 tane yakın gazeteci vardı. Tabii ki ulaşım çok zor olduğu için 1400 kilometre karadan gelmek çok zor olduğu için yani böyle bir rut vardı. Sağ olsun Fatih Terim ve Federasyon bizi uçağa aldılar. Biz zaman zaman böyle ara sıra milli takımda seyahat ederiz ama biz çok sık etmeyiz. Yani takımda pek dayarlı olmayız. İlk defa ben Arda'yı Avrupa Şampiyonası'ndan sonra burada gördüm. Ve tabii yakın olarak gördüm. Koltuğuma oturduktan sonra bana hakaret edilerek gırtlağıma sarıldı. Ondan sonra ben kendisine sadece terbiyeli olmadı. Terbiyeli olacaktım. Adam gibi konuştum. Onun dışında hiçbir tepkim olmadı. Sadece çok sinirlenerek tabii ki o arada şok geçiriyordum. Yani bir oyuncu gelip takımın kaptanı benim nasıl boğazıma sarılabilir ya da nasıl küfür edebilir? Düşünebiliyor musunuz? Ben 44 yıldır gazeteciyim. Benim başıma böyle bir olay gelmedi ilk defa. Ve onun şaşkınlığını yaşadım. Uzun süre tabii ki ona tepki verseydim farklı şeyler olacaktı. O yüzden neyse o sonra yat şimdi 5-10 dakika sürdü bu tartışma. İşte futbolcular falan vardı. İşte bu daha yani olayın özü budur. Ben ona asla hakaret içeren bir yazı yazmadım. Gazetemde ne de televizyonda çıktığım yayınlarda asla böyle bir şey yapmadım. Zaten insanlara hakaret etmek bizim görevimiz değil. Biz gazeteciyiz. Yani eleştiri yaparız ama ağacı da kökünden sökmeyiz. Yani yapıcı eleştiriler yapmak zorundayız. Zaten bu bizim mesleğinde yani kuralları yukarıdır. Yani bu eğer ki hakaret etmiş olsaydım kendisine yazılarımda gider beni mahkemeye verirdi. Bu işin hukuki yolları var. Yani tabii, fiziki ve böyle fiziki bir tepki ardından sözlü saldırı olmaz. Hukuk vardır, mahkemeler var. Gidersiniz mahkemeye verirsiniz beni. Ben eğer suçluysam zaten cezamı çekerim. Böyle bir şey de söz konusu olmayınca yani ben bu meslekte 44 yıldır çalışıyorum ve yüzlerce futbolcuyla beraber oldum. Ama ben hiç böyle bir tepki almadım kimseden. Yani çok üzüldüm tabii ki. Yapacak da bir şey yok. İşte malum ondan sonra federasyon kararı aldı. İşte Kosova maçında kaldı. İşi bırakıldı. Daha sonra kendisi de gazeteci arkadaşlarımızın orada bir protestosu oldu. Basın toplantısı yapacaktı. Bilmiyoruz belki özür dileyecekti. Bilemiyorum ama her şeyde basın toplantısını terk edince milli takımı bırakma kararı aldı. Tabii bu onun kararı. Ona saygı duyarım ben. Ama ben Arda'ya bu süreçte Barcelona'ya imza attığımda bir aynı uçakla beraber gittim kendisiyle. Böyle yakın iki arkadaş düşündüm. Biz de öyleydik. Yani samimi, baba, abi yok, kardeş gibiydik sonra. Ben Barcelona'ya gittim. Onun bizim gururumuz diye yazılar yazdımlar. Onunla beraber oldum o imza töreninde. Yani bunları yapan bir adam nasıl ona hakaret edilir? Mümkün mü böyle bir şey? Ama dediğim gibi ama olayın içinde bakın farklı şeyler olabilir çünkü olayları üst üste koyuyorum. Benim ne çabuk düşünüyorum? Yani orada tek suçlu ben değilim. O yüzden Bilal Bey size bir soru versem olar. Bilal Bey, Elçin Bey'in size bir sorusu var. Buyur Elçin. İyi akşamlar Bilal abi. Buyurun.
Arda Turan uşaqlıqdan tanıyırsınız, yəni çocuq yaşlarından tanıyırsınız da siz. Əgər Arda Turan sizdən çıxıb üzr istəsə, ona nə cavab verərdiniz? Yəni onu bağışlayardınız böyük olaraq. Şimdi bakın, kötü söz sahibinindir. Tabii ki orada hakaret, ailem hakaret, çocuklarım hakaret edildi. Bırak onu, artık boğazıma sarıldı ve yumruk atmaya kalktı. Tabii yumruk atamadı. Arkadaşlar ona fırsat vermediler. Vedat Tamacı'yı dalga edince arkadaşım vardı, benim meslektaşım. Beraber çalıştığımız üniversitede. Sağ olsun. Yani orada birçok olayın çıkmasını engelleyen fotomadır, arkadaşımdır benim. Tabii ki 15 kişi. Eğer ben ona, Elçin ona tepki gösterseydim, futbolcular bizim üzerinde yürüyecekti. Dolayısıyla biz de onların üzerinde yürüyecektik. O yüzden yani bir kavga olabilir, arbede olabilir. Tabii ki Allah da bizi korudu. Bana da bir sükunet verdi. Yani orada ben farklı bir şey yapabilirdim. Aynı tepkiyi koyabilirdim bana. Ama bana yakışmazdı. Çünkü benim yaşım 60. Bırakın yaşla bir ilgisi yok bunun Elçin. Yani tepki böyle olmaz. Eğer borsada bir hata veriyor. Tabii ki biz de insanız, hata yaparız ama ben yazılarımda, konuşmalarımda asla onun ailesini rencide edecek hiçbir şekilde yazım yoktur. Google denen bir internet sitesi vardır. Oradan bütün yazarımı bulabilirsin. Tabii biz Avrupa araştırdık, onu araştırdık, araştırdık ve öyle bir şey görmedik. Evet. Yok yani zaten olamaz Elçin. Yani ben bir oyuncuya nasıl hakaret edebilirim? Böyle bir şey olur mu? Bu bizim mesleğin kurallarına aykırıdır. O yüzden yani Arda'nın bu tepkisini hiç kimse anlamış değil. Türkiye anlamış değil. Neden Bilal Meşe? Hani ben yalan yazmam. Hep doğrucu Davut derler benim lakabım. Ben hayatım boyunca doğru haber yazdım. 38 tane ödül aldım. Hepsini de haberlerden ve skandal haberler yazdım. Ordu Miller'in Beşiktaş'tan gitmesine neden olan bendim. Benim giderken ağlayarak gitti. Çünkü yolsuzluk yapılmıştı transferde. Ben çıkardım onları ortaya. Ve tabii ki yönetim kurulu. Yani o zamanki rahmetli Süleyman Cevap Başkan yönetim kurulu göndermek zorunda kaldı. 3 sene 3 sene şampiyon yapan bir hocadan bahsediyor. Giderken bize veda yemeğinde sarıldı bana. Evet dedi, senin yazma haberlerinden gidiyorum ama sen benim dostumsun. Sen iyi bir gazeteysin diye. Biz hala Ordu Miller'le görüşüyoruz. Teşekkür ederim Bilal Bey. Çok sağ olun Bilal Bey. Geçmiş olsun. Size uğurlar arzuluyoruz ve biz bilirik ki siz hazırda Türkiye'de değilsiniz. Slovenya'dasınız. Türkiye Milli Komandası'nın o Kosova ile oyunu için oraya gitmişsiniz. Ve size teşekkür ederiz. Öyle diyelim de bu insanı bütün Türkiye aktarır. O Türkiye medyasının tapabilmediği adamı bugün biz taptık. İdman Azerbaycan kanalı taptı. İdman ve Medya programı bu jurnalisti danıştırdı. Çünkü Arda'nın açıklamaları var idi. Ancak hiç kim Bilal Meşe'den açıklama tapabilmirdi ki neyle, necə baş verir.